Olsun artık. Dökülen kanlarımız hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihal. Hakkıdır, hür yaşamış. Bayramın hürriyet hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Sayıdeğer Uygur TV izleyicileri, efendim biz Kuzey Ren Eyaleti'nin Duisburg şehrindeyiz. Bu şehirde Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde bulunuyoruz ve yanımızda Sayın Başkan İsa Taşdemir Beyefendi var. Efendim öncelikle Ramazan'da bir konuğunuz var. Burada bir ailece iftar düzenliyorsunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ramazan hepimiz için hayırlara vesile olur inşallah. Bu mübarek ay, bir güzel ay. Aynı şekilde sesimizi duyan herkese de buradan hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Evet, bugün birazcık özel bir gün. Çünkü biz teşkilat olarak Avrupa Türk Birliği Federasyonu'na bağlıyız. Bugün de Avrupa Türk Birliği Federasyonu Başkanı Erol Yazıcıoğlu Bey misafirimiz, iftar konuğumuz. Siz de konuğumuzsunuz. O da bizim için ayrı bir güzellik. Hoş geldiniz diyorum. Evet. Efendim, tabii ki burada güzel hizmetleriniz olduğunu biliyoruz. Evet. Kültür merkezi olarak. Evet. Özellikle Türkçe konusunda sizin daha gayretli çalışmanız olduğunu biliyoruz. Evet. Çalışmalarınız hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Kısaca ben sizi bilgilendireyim. Bizim başta eğitim, kültürel faaliyetler ve sporsal faaliyetler olmak üzere değişik alanlarda etkinliklerimiz var. Elimizden geldiğince, yani fiziki şartlarımız müsait olduğu kapasitesince, yani imkanlarınca çevremizdeki insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda siz de az önce dediğiniz gibi bizim için özellikle son dönemlerde Türkçe bilhassa daha çok önem arz ediyor. Çünkü şu anda bizim mesela çocuklarımızın bu konuyla ilgili durumlarını gözlemleyebiliyoruz en azından. Ne vahim durumda olduğumuz olduğu için bu konuda biraz daha 2 yıldan beri özellikle önemli çalışmalarımız var. Ayrıca bunun konusunda tabii ki diğer nahlife dediğimiz ev ödev yardım kursu alanında da ihtiyacı olan gençlerimize, çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun haricinde dediğim gibi özel günlerde alma, sporsal faaliyetlerimiz işte bu şekilde kendi imkanlarımızca çevremizdeki insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Efendim biliyorsunuz biz Doğu Türkistan kanalıyız. Uygur TV olarak Doğu Türkistan gözü kulağı dili olmaya çalışıyoruz. Sizler de bizim çalışmalarımızı zaten yakinen izliyorsunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ya tabii ki şimdi Doğu Türkistan deyince, özellikle böyle güzel bir günde, mübarek günde, önemli bir günde Doğu Türkistan kelimesini duyunca insan biraz daha tabii ki burkuluyor. Normal zamanlardan üzüntümüz birkaç kat daha fazla oluyor. Çünkü biz mesela bugün bu şekilde biz de burada gurbette olmamıza rağmen, yani yabancı bir ülkede olmamıza rağmen istediğimiz şekilde orucumuzu tutabiliyoruz, ibadetimizi yapabiliyoruz, sahurumuza kalkabiliyoruz, teravihimize gidebiliyoruz, namazımızı istediğimiz şekilde kılabiliyoruz. Ama Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin böyle bir durumda olmadığını kendi biliyoruz. Kendi vatanlarında, evet, kendi dillerini kullanamıyorlar, evet, kendi dinlerinde ibadet edemiyorlar. Evet, onlar gerçekten çok... Doğru. Onların çok daha zor şartlar olduğunda biz biliyoruz. Belki onların yanında değiliz ama biz manen her zaman onların yanındayız. Kalben onların yaşadıklarını hissedebiliyoruz zaman zaman. Dediğim gibi önemli gecelerde, böyle güzel günlerde, mübarek günlerde onların acısını biz kalbimize hissediyoruz. Kat kat. Biz de sizin selamlarınızı, evet, Uygur TV kanallarından, evet, onlara ileteceğiz. Tabii ki. Ben hepsine çok çok selam gönderiyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herkesi Allah'a emanet ediyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Yanımızda İbrahim Doğancı Beyefendi var. Kendisi sivil toplum kuruluşlarında çokça görev alan bir büyüğümüz. Aynı zamanda belediyede, komisyonlarda görev alıyorsunuz. Hem şehri derneklerinde görev alıyorsunuz. Demek ki sizinle bizim soracağımız sorular bence biraz daha farklı olsun istiyorum bu akşam. Benim size sormak istediğim şey şu. Özellikle Ramazan ayının en güzel özelliklerinden bir tanesi toplumu, birlik ve beraberliğini bir araya getirmek.
o birlikteliğin ve beraberliğin hem hazzını hem gücünü hissetmek adına çok güzel bir manevi yapısı var Ramazan ayının. Tabii ki STK'lar da bu toplumsal yapıların birlik ve beraberliklerini sağlayan kurumlardan bir tanesi. Peki, şöyle bir soru sorsam size Sayın Doğancı. STK'larımız, sivil toplum kuruluş örgütlerimiz, kurumlarımız bugün gerçekten kendilerinden bekleneni veriyorlar. Şimdi bu, önce teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu bakış açısına bağlı. Şimdi nereden baktığınıza bağlı. Hani görevlerini tam hakkıyla yerine getirebiliyorlar mı, getiremiyorlar mı diye. Elindeki imkanlarla, yani elimizdeki imkanlarla ben getirmeye çalıştığımıza inanıyorum. Yani getirdiğimize değil, getirmeye çalıştığımıza inanıyorum. Bu ülkede farklı bir konumdayız. Biliyorsunuz STK'lar, sivil toplum örgütleri de burada çok çeşitli. İşte spor teşkilatları var, hemşire dernekleri var, kültür dernekleri var, dini Kanarya, dernekler var, kanarya sevenler var. Yani genelde olarak kafiler, kafeteryalar vesaire. Vesaire bunları uzatabiliriz. Bizim buraya 55. yılımız burada olmamız. Ben şahsen 1969'da genç işçi olarak bu ülkeye geldim. Bir hayli zaman oldu. Şimdi o zamanla şimdiyi düşündüğüm zaman gerçekten büyük mesafeler kat etti. Ama bu yeterli mi? Yani burada yeterli değil tabii. Biz biliyoruz ki bu mübarek Ramazan ayında da elbette ki bunun manevi hazzıyla da sivil toplum örgütleri birbirine daha bir yakın yaklaşıyorlar. Daha bir birbirlerine dayanışma ruhuyla gidip geliyorlar. Biz de bunu istifade edip bunu değerlendirmek durumundayız. Değerlendireceğiz inşallah. Yani. Efendim, o zaman biz çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Evet. Buradan Uygur Tepe ekranlarına neler söylemek istersiniz? Uygur Tepe, valla benim o kanayan yaram. Allah'tan tek temenni, yaşım 65. Umarım inşallah Allah ömür verirse şu dünyada istediğim en çok şeylerden birisi Doğu Türkistan'ın bağımsız olmasıdır. Çünkü artık bu hak ediyor, her aile hak ediyor. Gerek tarih sürecinde ki o günden bugüne kadar olduğuyla, gerek bundan sonrası da durduğu yer durumu ile bağımsızlığını fazlasıyla hak ediyor. Biz burada Batı Avrupa Türkler olarak elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Ben şahsen senelerdir Doğu Türkistan Derneği'nin bir üyesiyim. İsterim ki tabii bizim buradaki toplumumuz da diğer toplumlarımızda biraz daha fazla destek versin. Yani bu manada gerçekten Rabia Hanım'ın da gerçeği göremedim. Geçen hafta buraya gelip gitmiş. Haberimiz çok geç oldu. Gittikten sonra oldu. Onun gibi insanlara, büyüklerimize, hanımlara, beylere de çok büyük ihtiyacımız var. Yani buradaki ihtiyacımız bizim birbirimize destek olmak. Bunu da yapmak durumundayız. Yani tekrar ediyorum, benim de dediğim gibi, hele bu gibi Ramazan ayı gibi maneviyatımızın tam yukarılara yükseldiği yerlerde de bilhassa yani daha fazla içim üzüntü duyuyor. Yabancı bir ülkede yaşamanın nasıl olduğunu biliyoruz ama insanın kendi ülkesinde yabancı olması, ikinci mağdur sınıf olması, ötelenmesi, mağdur olması bambaşka bir şey. Ama ben kesinlikle şuna inanmıyorum. Büyük devletlerin her şeyi büyük acı. Kalkınışı muhteşem olur. Maalesef düşü de muhteşem oluyor. Üzüntüsü de muhteşem oluyor. Ama erinde gecinde yani Doğu Türkistan'da layık olduğu yere gelecektir. Bağımsız evet, olacak. Teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Amin. Allahümme Rabbe hazihi davati tamme. والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة الآلية وبعصم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Avrupa Türk Birliği Genel Başkanı Sayın Erol Yazıcıoğlu ile beraberiz. Efendim öncelikle Duisburg'a hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz?
Tabii hoş bulduk. Biz de Almanya'da kalıyoruz. Frankfurt'tan geliyoruz. Öncelikle tabii mübarek bir günde Ramazan'ın ilk haftasını doldurmuş bulunuyoruz. Ben bu vesileyle tüm Müslümanların, İslam aleminin Ramazan-ı Şerif ayının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii Avrupa Türk Birliği teşkilatları olarak tabii bu Ramazan ayının feyzinden de yola çıkarak tüm teşkilatlarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin iftar sofralarında olmayı arz ettik. Bu vesileyle de niyetimizde bugün Duisburg Avrupa Türk Birliği'ne bağlı Duisburg Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nin ailecek vermiş oldukları iftar programına katıldık. Ben bu vesileyle tabii bugün bizi bu iftar sofrasında buluşturan önce Cenab-ı Allah'a, sonra kardeşlerimize, emeği geçenlerine çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar nasip eylesin. Tabii her senede olduğu gibi yine bu sene biz arzu ederdik ki Müslüman İslam aleminin huzurlu bir şekilde Ramazan ayını karşılasın. Ramazan bayramına da bu vesileyle girsin ama maalesef her sene olduğu gibi yine bu senede İslam aleminde yine göz, yine kan, yine ızdırap, bizler gibi huzurlu bir iftar sofrası maalesef yapamıyorlar. Tabii bu bizim Müslümanların yıllardan beri kanayan bir yarası. Bunun bir an önce bitmesi gerekiyor. Çünkü o topraklarda yıllardan beri bir huzursuzluk efendim sürüp geliyor. O topraklar dediğimiz evet mağdur, mazlum bölgeler. Tabii bunun içerisinde de en fazla Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz, çünkü onlar dünyayla bağları kesik, seslerini, problemlerini, sıkıntılarını duyuramıyorlar. Diğer yerler tabii farklı, istediği zaman da basında falan yer alabiliyor ama Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz, işte efendim Uygur kardeşlerimiz yıllardan beri kendi seslerini duyuramadıkları için biraz dünyadan kopuk şey yaşıyorlar. Onların şeyleri, tabii durumları, sorunları daha çok farklı. Biz tabii ne kadar binlerce kilometrede uzaklarda olsak ama oradaki kardeşlerimiz için dualarımız, oradaki kardeşlerimiz için tabii ki. Ama tabii yeterli kadar oradaki kardeşlerimize el uzatamıyoruz. Yani istesek de bazı şartlardan, sıkıntılardan dolayı kaynaklanıyor bunlar. İnşallah yani önümüzdeki yıllarda Müslüman alemi güçlü bir şekilde olursa, bir araya gelirse, Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir inşallah olacak o konumda olursa, oradaki kardeşlerimize de daha faydalı olabiliriz. Doğu Türkistan ve diğer mağdur bölgelerdeki kardeşlerimize inşallah birlik ve beraberlik içinde bizler gibi onların da huzurlu bir şekilde Ramazan ayını karşılamaları, geçirmeleri ve bayram yapmalarını tabii Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Temennimiz o yönde. Evet. Efendim biliyorsunuz Türkiye'de şu anda 2017'nin birinci ayına kadar Doğu Türkistan'dan gelen Uygur Türklerine oturumları uzatılacak ve bir oturum verilecek. Bunu yeterli buluyor musunuz? Hayır, bu yeterli değil. Niye yeterli değil? Yani diğer gelen kardeşlerimiz de elbette ki bizler mağdur, mazlum insanlara dünyada kucak açan tek ülkeyiz. Yani Türk milleti dedim miydi, bir farklılığı var, bir özelliği var. Bizler geleneklerine, göreneklerine, törelerine, adetlerine, misafirperverlerine bağlı bir milletiz. Yani nerede bir mağdur veya mazlum bir insan olsa Türk milletinin kapısı herkese açık. Yani işte diğer ülkelerden gelen kardeşlerimiz, Suriye olsun, efendim Kuzey Irak olsun, Filistin olsun, daha önce işte Afganistan'dan, Pakistan'dan, daha önce Balkanlardan, Türkiye Cumhuriyeti devletlerinden gelenler oldu. Tabii bunlara da yapılacak, yapılması gerekir en şey. Ama bunların haricinde Doğu Türkistan'daki gelen kardeşlerimize de aynı imkanı yani verilmesi lazım. En azından aynı yani, verilmesi lazım. İşte Suriyelilere daha gelir gelmez Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veriliyorsa
Doğu Türkistan'daki gelen kardeşlerimize de vatandaşlık hakkının verilmesi gerekiyor. Efendim şimdi yani, vatandaşlıktan ziyade oraya gelen Uygur kardeşlerimiz şu anda sağlık hizmetlerinden örneğin yararlanamıyorlar. Ya da işte yardım alma konusunda işte yardımcı olamıyor şu anda. Ya bunlar için neler yapılabilir? Ya bunlar için tabii yani gereken insani şeyse yapılması gerekenler neyse yapılması lazım. Yani biz tabii ki temenni ediyoruz ki yapılır da, çünkü Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. İnşallah en kısa zamanda yani yetkililer, siyasiler, yani hükümet bu konuya el uzatır yani. Uzatması da gerekiyor yani. Göz ardı edemez. Tabii bunların için de buradaki sivil toplum kuruluşları, bizler, diğerleri bu konuyla alakalı tabii gereken ilgiler, çalışmaları da işte burada Ramazan vesilesiyle diğer sivil toplum kuruluşlarının çatı dernekleriyle, genel merkezlerle, federasyonlarla bir araya geliyoruz. Bu tür şeyleri de hani gündeme getirir, taşırsak faydalı olur yani. Tabii vatandaşlıktan ayrı yani oturum şeyini böyle geçici değil de yani böyle kısa zaman değil de uzun süreli, kalıcı olarak verilmesi gerekiyor yani. Peki buradan Uygur TV ekranlarından Doğu Türkistan'da bizi seyreden, Doğu Türkistan'da bizim göndereceğimiz belki bir selamla mutlu olabilecek insanlar var. Onlara burada neler söylemek istersiniz? Tabii çok uzaklarda olmamıza nazaran bizlerin yani Müslümanların kalpleri oradaki kardeşlerimiz için beraber, belki uzakta olabilsek ama göz göze değilsek de gönül gönüle onların yanında olduğumuz o kardeşlerimizin, yani bugün değil her zaman için biz onları asla hiç unutmadık. Unutmamız da mümkün değil. Bütün dünyadaki yaşayan Müslümanların, Türklerin her zaman biz Avrupa Türk Birliği olarak, Müslümanlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak oradaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu. Efendim çalışmalarınız var mı? Yani o belgelere yönelik çalışmalarınız var. Tabii o belgedeki buradaki kardeşlerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Tabii onlara diğer yerlere gittiğimiz gibi ulaşmamız, işte siz de biliyorsunuz bazı bürokrasi sıkıntılarından dolayı ulaşmamız mümkün değil. Ama burada tabii Doğu Türkistan dernekleri var, teşkilatları var. Onlarla beraber işte iftar sofralarında da oluyoruz. İşte teşkilatlarımız vasıtasıyla elimizden gelen imkanlar neyse onu yapıyoruz yani. Tabii buradaki Doğu Türkistan derneklerinin genel başkanı Abdülcelil Karakaş kardeşimize de çok selamlarımızı iletiyoruz. Ramazan ayının kendileri için, efendim Doğu Türkistan'ımız için, bütün İslam alemin için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabi temennimiz bütün İslam aleminin huzurlu bir Ramazan ayını geçirmesi ve Ramazan bayramına da huzurlu bir şekilde ulaşmasını Rabbim'den niyaz ediyoruz. Eyvallah. Cenab-ı Allah. Teşekkür ederim sen başarı. Ben teşekkür ediyorum bu imkanı bize sunduğunuz için. Allah razı olsun. Allahümme zid ve la tenkus bi hurmeti seyyidil mursalin velhamdülillahi rabbil alemin.